Tıp her geçen gün ilerlemekte. Her türlü hastalığın teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler bulunmaktadır. Hemen hemen kontrol altına alınamayan hastalık kalmamış gibidir. Beyin tümörü de önemli hastalıklardan biridir. Bu nedenle her yıl binlerce insan yaşama veda etmektedir. Beyin tümörü nedir? Nasıl anlaşılır? Tedavisi için ne yapmak gerekir? Hangi bitkiler tümöre iyi gelmektedir? Bu videomuzda önemli bir sağlık sorununun daha cevaplarını bulacaksınız. Öncelikle beyin tümörü nedir ve nedenleri nelerdir? Bunun cevabıyla videomuza başlayalım. Beyin tümörü nedir? Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü ismi verilmektedir. Bu tümörler beynin içinde oluşabildiği gibi beyin çevresindeki dokulardan da kaynaklanabilir ve kafatasının içine doğru büyüyebilirler. Kafatası içinde yerleşen tümörler basınç artışına bağlı olarak belirgin belirtiler gösterir. Beyin tümörlerinin en önemli belirtileri şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusmadır. Dünya nüfusu arttıkça beyin tümörlerinin görünme oranı maalesef artmaktadır. Birçok kanser türünde olduğu gibi beyin tümörlerinin neden geliştiğine dair net bir açıklama bulunmamaktadır. Beyin tümörleri ve yaş ilişkisi üzerine yapılan çalışmalara göre dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörlerinin görünme olasılığı artmaktadır. Ancak beyin tümörü her yaş grubunda görülebilmektedir. Evet, araştırmalar her 100 bin kişiden 5'inde beyin tümörünün geliştiğini göstermektedir. Bu oranın ilerleyen yıllarda artacağı öngörüsüyle bilim insanlarının dikkatleri beyin tümörlerinin tedavisine ve sonrasında yaşam kalitesine odaklanmaktadır. Beyin tümörleri yaşam kalitesinin ve süresinin düşmesine neden olabilir. Hekim kontrolünde müdahale ve tedavisi gerçekten önem arz etmektedir. Peki beyin tümörünün belirtileri nelerdir? Beyin tümörü belirtileri tümörün çapı, tipi ve yerleşimine bağlıdır. Belirtileri tümörün sinir uçlarına basınç yapması, beyne hasar vermesi ya da tümörün büyüyerek kafatası içinde sıvı birikmesine sebep olmasıyla oluşmaktadır. Beyin tümörünün en sık görülen belirtiler arasında şunlar yer almaktadır. Sabahları kötüleşen baş ağrısı. Baş ağrısı, stres, kötü beslenme gibi birçok nedene bağlı olabilir. Beyin tümörlerinin ilk belirtileri arasında baş ağrısı bulunmaktadır. Beyin kanseri belirtileri olan şiddetli baş ağrısı özellikle sabahları ve gece yaşanır. Bulantı ve kusma. Beyin tümörü belirtileri arasında en önemli diğer bir durumsa açıklanamayan bulantı ve kusmadır. Ayakta dururken ya da yürürken denge problemi. Görmede ve konuşmada beyin tümörünün yaptığı baskı sonucu yaşanan problem. Hafıza ile ilgili yaşanan sorunlar, unutkanlık, kişilik bozuklukları gibi. Kaslarda seyirme, kasılma, spazm ya da nöbetler. Kol ve bacaklarda uyuşma ya da karıncalanma hissi bulunmaktadır. Beyin tümörü büyüdükçe çevresinde olan dokulara baskı yapar ve bu baskı sonucunda uyuşma hissi meydana gelir. Uykuda artış. Kaslarda yaşanan titremeler genellikle kol ve bacaklarda görülmektedir. Bayılma yani sara nöbetleri. Beyin tümörünün her çeşidi kanser değildir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu türündedir ve kanser hücresi içermez. Ancak bazı beyin tümörleri kötü huylu olup kanserli hücreye sahip içerirler. Peki beyin tümörü baş ağrısı ne sıklıkla olur? Beyin tümöründen kaynaklı bazı baş ağrıları gelip gitmektedir. Bazı ağrılarsa birkaç gün sürebilmektedir. Güçlü bir şekilde devam eden ağrı durumunda mutlaka uzman bir hekime başvurmanız şart. Peki beyin tümörü göze baskı yapar mı? Beyin tümörü baskı yaptığından dolayı çift görmeye neden olabilir. Eğer beyin tümörü optik sinir baskı uygularsa optik disk şişmesine yol açabilir. Beyin tümörü unutkanlık yapar mı? Beyin tümörünün boyutuna ve çeşidine göre kişiler farklı şekilde etkilenebilir. Unutkanlığı nasıl etkileyebileceğini doğru bir şekilde tahmin etmek mümkün değildir. Bir kişinin tümörü beynin ön loblarındaysa hafıza kaybı, unutkanlık yaşanması olasıdır ancak kesin değildir. Peki beyin tümörü neden olur? Günümüzde beyin tümörünün neden olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Ancak genetiğin ya da farklı bir deyişle aile öyküsünün bazı beyin tümörleriyle direkt olarak ilişkili olduğu bilinmektedir.
beyin tümörü oluşumunu etkileyen bazı risk faktörleri bulunur. Irk, bu risk faktörlerinin başında gelmektedir. Beyin tümörü beyaz ırka sahip kişilerde daha yaygın görülmektedir. Yaş da beyin tümörüyle alakalıdır. Beyin tümörü hemen her yaşta görülse de 10 yaşın altındaki çocuklarda ve 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerde daha sık görülmektedir. Bunların yanı sıra radyasyona maruz kalmak, bazı hormonlar ve kimyasallarda beyin tümörü oluşumunda risk faktörüdür. Beyin tümörü nasıl önlenir? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Beyin tümörü, aile öyküsüne dayandığından kesinlikle önlenebilir bir hastalık olmasa da beyin tümörünün oluşum riskini minimuma indirecek aktiviteler bulunmaktadır. Peki bunlar nelerdir? Sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenmenin en önemli unsuru, bünyenize uygun bir şekilde vücudunuza faydalı yiyecekleri almak, zararlı olanları çıkarmaktır. Birçok insan gereğinden fazla şeker yer. Yüksek miktarda şeker tüketilmesi, kalpte, damarda ve beyinde çeşitli sıkıntılara yol açar. Şekeri azaltmak amacıyla proses edilen yiyeceklerden ve ağır tatlılardan vazgeçmeniz doğrudur. Canınız tatlı bir şey istediğinde ise bir parça meyve yemeği tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tuz da içerdiği sodyumla kalp ve beyin hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biridir. Hazır yiyecekler, salam ve sosis gibi et ürünleri çok fazla miktarda sodyum içerdiğinde mümkün olduğunca tuzdan ve bu tarz yiyeceklerden uzak durmanız önemli. Evet, beyin tümörüne yol açan etkenlerden bir başkası nedir? Sigara ve alkol. Bu yüzden bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Alkol, beyin tümörü riskini artırdığı gibi vücudunuzu temizleyen karaciğere de fazlasıyla zarar vermektedir. Vücudun su kaybetmesine de yol açmaktadır. Öte yandan her türlü damar tıkanıklığına yol açan sigaranın da bırakılması sağlığınız için çok öneme sahip. Spor yapmak. Düzenli yapılan sporun ve fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerindeki etkisi büyüktür. Bilimsel verilere göre egzersize başlayan her 100 kişiden 80'i henüz başlarsa pes ediyor. Ortaya çıkan hastalıkların birçoğunda spor ve egzersizin yoksunluğu görülmekle birlikte sporun vücudumuzdaki tüm organları çalıştırdığını bilmeli ve beyin tümöründen tutun damar tıkanıklığı ve kas hastalıklarına kadar birçok hastalıktan korunmak için düzenli olarak spor yapılması gerektiğini unutmayın. Ve videomuzun sonunda sizlere İbrahim Saraçoğlu'nun tarifinden bahsedeceğiz. İbrahim Saraçoğlu, karabaş otunun tümörleri küçülttüğünü ve ilerlemesini geciktirdiğini belirtmiştir. Beyin tümörü bitkisel tedavi için karabaş otu kürü, kurutulmuş karabaş otunun kökleri hariç tamamı ya da tohumlarını kullanabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Bir miktar karabaş otunu kaynayan suyun içerisine atın. Bunu kısık ateşte 2-3 dakika kadar demlemeye bırakın. Demlendikten sonra soğumadan süzün ve suyunu ayırın. Kürü 2 günde bir, akşam yemeklerinden 2 saat sonra içebilirsiniz. Kür 20 gün boyunca uygulanabilir. 10 gün aralıklarla 20 gün tamamlanmalı. Bir hafta ara verdikten sonra ikinci 10 günlük uygulamaya yine geçebilirsiniz. Toplam 20 günlük uygulama genelinde 10 defa içmiş olacaksınız. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.